Gözlerimizde Hatay yeşili, kulaklarımızda Akdeniz'in sesi, yüreğimizde güneşin sıcaklığı, bizimle memleketimizi tanımak ister misiniz? Hatay'ın ilk yayın evi olan Kitap Otağı Yayın Evi'nin Hatay Şairler ve Yazarlar Derneği İskenderun temsilciliği ile birlikte hazırladığı Kitap Otağı Yayın Evi 1. kuruluş yıl dönümü kutlama programımıza hoş geldiniz efendim. Yayın evini kurduğumuzda senelik olarak basmayı hedeflediğimiz kitap sayısı 15'ti. Yani biz bunun üzerine çıktık. Bu sene toplam 22 adet kitap bastık ve Şubat sonunda hizmetinize gelecek olan 14 kitap daha var. Yazarlarla bir aile olduk. Hani bu iş olarak değil de daha samimi bir ortam oldu. Yayınlarından yersine yaklaşık 6 senelik bir zaman diliminde biz de kültür, sanat, edebiyat adına birçok etkinliğe imza attık. Bizim merkezimiz Antakya'da ama bir ayağımız dağın öteki yüzü dediğimiz olmazsa olmazımız İskenderun'da. Ve buradaki temsilcimiz o günden beri değerli şair dostumuz Hatay Şairler Yazarlar Derneği'nin İskenderun ayağı, İskenderun temsilcisi Eşref Asgır Türkiye. Biz buraya bugün iki şey için geldik. Birincisi, birinci seneyi devriyesini kutlayacağımız ki gururla kutlayacağımız Kitap Otağı Yayın Evi. İkincisi, İskenderun Hatay Şairler Yazarlar Derneği temsilciliğinin birlikte tertip ettiği sanat dolu, kültür, edebiyat dolu bu geceyi onurlandırmak maksadıyla buradayız. Aşil Altaş ve delikanlı oğlu Numan Altaş bu eksikliği kısa bir zaman diliminde tamamladılar. Ruha sahip olan genç yazarımız engelin kişinin vücudunda değil, beyninde olduğunun kanıtı olan en güzel örneklerden birisidir. Yalnız isimli romanının ardından Benkolik ve En isimli iki roman çalışması daha vardır. Alka, tanıklık ettiği ödek dramını ele almak, kadınların uğradığı haksızlıkları duyurmak için 50 yaşından sonra okuma yazma öğrenen yazarımız bu romanıyla çocuk gelinlerin bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkartmıştır. Evet, yanlış duymadınız. Hatice Yakut Alkan 50 yaşından sonra okuma yazma öğrenmiş, mücadele ve azmin tam anlamıyla bir örneği olmuştur. Okumanın yaşı yoktur sözünün vücut bulmuş halidir. Kendisini gönülden kutluyor ve kocaman bir alkış istiyorum efendim. Aşkı vatan, sevdası bayrak, aşkı vatan olan şiir yürekli gönül dostları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada sizlere yayın hayatına giren Deniz Sevdası adlı şiir kitabının ismini aldığı Deniz Sevdası adlı şiirimi yorumlamak istiyorum. Benimki deli sevdası.
Yunus gibi, Yunus gibi derindeyim. Benimki deli sevdası. Thank you.